Yetişkin masal gecesi yazmışız. Allah'ım bebeğini kapan gelmiş. Ben masal anlatıcı oldum çünkü online bir şey eğitimini aldım ya da şu sertifika programına gittim. Şu kadar sertifikam var diyerek masal anlatıcısı olunmaz. Yani çocuklara anlatırken ayrı, yetişkinlere anlatırken ayrı bir tavır içerisindesin. Benim içimde o anlatıcı var. Pat, şarteller gitti, elektrikler. Karanlık oldu. Bir kişi bilet almamış. Bir kişi bak, bir kişi bilet almamış. Çocuklar masallarla keşfediyor. Yetişkinler masallarla hatırlıyor. Bu bölümde Gökçe Kurt Eliteziz ile birlikte Başlarım Öyle İşe diyeceğiz. Gökçe tiyatro oyuncusu ve masal anlatıcısı. Hoş geldin Gökçe. Hoş bulduk. Kendinden biraz bahseder misin? Ben Gökçe Kurt Elitez, 1990 Bursa doğumluyum. Kendim bildiğimden beri anlatıyorum. Gökçe, masal anlatıcısı mı, masalcı mı? Bu meslek için hangisi doğru? Aslında çok büyük bir fark yok. Bu hani simit satanı da simitçi dememiz gibi halk arasında masalcı, masal anlatan gibi bize geçen bir tanım aslında. Masal anlatıcısı daha doğru tabii ki. Aslında daha doğrusu masal anlatıcısı da değil, anlatıcı. Çünkü bazen biz efsanede, destanda, meselde anlatıyoruz. Hikayelerde anlatıyoruz. Peki Gökçe, tam olarak ne iş yapıyorsun ya? Bu mesleğin ortaya çıkma sebebi nedir? Tiyatrocuyum. Öncelikle fotoğrafçılık bölümü bitirdim. Çocukluğumdan itibaren de hayal gücü çok kuvvetli bir çocuktum. Hep hikayeler anlatırdım. Ailemin karşısına geçerdim, şimdi beni dinleyin falan. O yüzden ilk mesleğim aslında anlatıcı. Ve anlatıcılık beni radyo televizyon okumaya, sonra fotoğrafçılık okumaya ve sonrasında da annemin desteğiyle tiyatroya yönlendirildim. Evet, ben tiyatro okuyacağım dedim. İkinci üniversitem tiyatroyu bitirdim ve doğru yaptığımı da görüyorum. Yüksek lisansımı da yönetmenlik üzerine yaptım. Şimdi çalışıyorum. Kendi hikayelerimi yazıyorum. Hem anlatıyorum, hem oynuyorum, hem de yönetmeye gayret ediyorum. Anlattığın masalların, anne babaların gece çocuklarını anlattıklarından ne farkı var? Masal anlatmak ve okumak arasında bir kere fark var öncelikle. Bir masalı okuduğumuzda ya da bir hikaye okuduğumuzda bir kere o masal değil, tekrar altını çiziyorum. Yani evet, bir masal formunda yazılmış olabilir, fantastik öğeler olabilir, olağanüstülük olabilir. O form olarak masaldır. Ama masalın asıl kadimliği anlatının kim olduğunu bilmememizdir. Masal okurken bize yazılı olan bir kaynağı direkt okuyoruz. Orayı anlatıyoruz, aktarıyoruz. Orada biz aktaranız, anlatan değil. Bu mesleği ilk defa duyanlardan farklı tepkiler alıyor musun? Masal çocuklar için olduğunu düşündükleri için yetişkine anlatıyorum dediğimde nasıl yani, yetişkinlere mi diyorlar? Yani masal çocuk demek. Hayır, ben yetişkinlere de anlatıyorum. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Şu cümle kalıbını kullanıyorum çok. Çocuklar masallarla keşfediyor, yetişkinler masallarla hatırlıyor. Masal anlatmanın sana ve dinleyicilere ne gibi katkıları oluyor? Masalı terapi olarak aslında kullanıyorum. Kendi hayatımda her insanın travmaları, kolektif bilincimizden bu yana gelen korkuları, yargıları ya da duyguları var. Masalda onu buluyorum ve onu tamamlıyorum. O masalı o kadar içtenlikle anlattığımda senin hayatındaki o anki arayışın neyse ona cevap buluyorsun. Ve bağ kuruyoruz. Bağ kurmak da günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Bu işin temelinde iyi masal anlatabilmek mi? Masal anlatmayı öğretmek mi, yoksa doğaçlama masal oluşturabilmek mi var? Aslında hepsi birbirine bağlı. Yani sen eğer içtenlikle sana dokunan masalı anlatırsan karşı tarafa geçer ve iyi bir anlatıcı olursun. İyi bir anlatıcı olmak için de sürekli anlatmayı deneyimlemen lazım. Sürekli bağ kurman, kendi masalını aktarman lazım. Bunu yaptıkça da zaten eğitim verme aşamasına geçebilirsin. Ve zaten bunları yaptığında masalın seyirciyle buluştuğu, dinleyiciyle buluştuğu o anda doğaçlama masalı da yaratıyorsun. Yani o an bir şey oluyor, ortam gereği masalı doğaçladığın oluyor, birisi telefona bakıyor ya da birisi giriyor, bir çocuk ağlıyor. O anda masal yeniden var oluyor. Doğaçlama masal anlatmak, iyi masal anlatmak ve eğitimini vermek basamak basamak hepsi iç içe geçmiş bir girift aslında. Peki nasıl masal anlatıcı olunur? Okulu, eğitimi, kursu var mı? Sen de eğitimini veriyorsun bildiğim kadarıyla. Evet. Son zamanlarda masal anlatıcılığı ile ilgili birçok online üzerinden sertifika programları artmış bulunmakta. Ama online üzerinden özellikle videolu çekilmiş kayıtlarla bu eğitimin alınabileceğine inanmıyorum. Bunun bir sertifikası olamaz. Tekrar dediğim gibi biz atalarımızdan bugüne masal anlatıyoruz. Günümüzde her şey sertifika ve programa göre ayarlandığı için diplomalara ve sertifikalara bakıyoruz. Belki insanlar buna çok değer veriyorlar. O kağıt parçasından daha önemli bir şey olduğuna inanıyorum. O da her insanda bulunan hayal gücü ve yaratıcılık. Eğer hayal gücünü ve yaratıcılığı aktif hale getiremiyorsak aldığımız hiçbir eğitim yeterli gelmeyecektir. Masal anlatıcıları nerelerde iş bulur, nerelerde çalışabilirler?
Günümüzde bir tiyatrocunun bile, konservatuar okuyan 4 senelik okul mezunu bir tiyatro oyuncusunun bile iş bulamadığı bir toplumdan bahsediyoruz. Bu gönül işi. Yani yüzyıllar öncesinden itibaren insanlar hiçbir para için anlatmıyordu. Mesela ben çocuk esirgemede de masal anlattım, onkoloji hastanesinde de masal anlattım, yaşlıları anlattım, okullara gittim anlattım, ücretsiz gösteriler de yaptım. İşte bazen okullarda, özel okullarda da masal anlattığım oldu para karşılığında. Ama bunların hiçbiri seni geçindirebilecek noktada değil. Peki Gökçe, bu işleri nasıl buldun? Arkadaşıma, eşime, dostuma anlattım. Gittim gönüllü işler yapmayı tercih ettim. Kütüphanelerde ücretsiz anlattım. Kafelerde 2 lira, 3 lira, 5 lira karşılığında anlattım. Yani ücretsiz anlattım, birçok etkinlik oldu. Ve hala da yapıyorum. Çünkü gönüllülükle anlatıyorum. Benim içimde o anlatıcı var. Bunun karşılığında bir şey almak ve para kazanmak, özellikle sadece masa anlatarak geçinebilmek çok gerçekçi olmaz söylersem. Geçinenler var ama dediğim gibi bu çok az bir kısım. Eğitim verdiğin kişileri de böyle göz önünde bulundurursan, bir masal anlatıcısı olmak için ne gibi yetenekler ve nitelikler gerekir? Yani herkes masal anlatıcısı olabilir mi? Herkes doğal anlatıcı. Fakat diyorsan ki sen, ben anlattığımı duyurmak istiyorum, işitilmek istiyorum, görünmek istiyorum, dokunmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Hayatın içerisindeki kendi dünyamdaki doğal anlatıcıdan çıkıp kitlelere anlatmak istiyorum. İşte orada alman gereken eğitim olabilir. Bir kere çok fazla masal dinlemen, okuman, anlatıcı dinlemen lazım. Yani genelde şey sanıyorlar, ses kullanımı, beden kullanımı, onlar çok teknik şeyler. Anlatabiliyor muyum? Yani onu da öğretebilirsin, onu da alabilirsin. Ama onlar çok teknik. İçini doldurmak lazım. Az önce gene cevapladın ama tekrar soracağım, tekrar cevabını isteyeceğim. Bir masal anlatıcısı ne kadar kazanır? Var mı para bu işte? Bu işte para... Yok. Bu işte para yok. Masal anlatıcılarının salonu, ajansı, ofisi ya da dükkanı oluyor mu? Evet, bir masa başına. Masal anlatıcı. Aslında şöyle, bir ofisi ya da masası, sandalyesi diye değil de benim birçok arkadaşımın kendi masal evi var. Ordu'da var, mesela Bursa'da Misik köyünde var bir arkadaşımın, İstanbul'da var. Bu masal okulu ya da masal evi diyorlar. Burada kendileri çocuklara eğitim veriyor ya da yetişkinlere de eğitim veriyorlar. Masal anlatıyorlar. Böyle bir yerde hem atölyeler hem eğitimler yapıyorlar. Anlattıkların ya da anlatma şeklin dinleyicilere göre değişiyor mu? Tabii ki değişiyor. Kitle çok önemli. Yani çocukları anlatırken ayrı, yetişkinleri anlatırken ayrı bir tavır içerisindesin. Bakın, üslup demiyorum. Sen anlatan kimliğindesin. Her şeyden önce kendine bir kimlik ve üslup bulman lazım. Ama bu kimlik şu değil. Gökçe anlatıcı tavrı değil. Gökçe içerisindeki anlatıcıyı keşfedip onu çocuk kitlesine anlatırken başka bir tavırla, yetişkinlere anlatırken başka bir tavırla anlatmak lazım. Peki bu işin cinsiyeti var mı? Yok ama ben erkek anlatıcıların çok daha etkili olduğuna inanıyorum. Dişi bir meslek gibi görünüyor başlangıçta. Ama hayır, mettahlar erkektir, halk anlatıcıları erkektir. Yani kadın ve erkek yüzyıllar boyunca anlata gelmiş zaten. O yüzden de ayırmak çok doğru değil. Fakat günümüzde erkek anlatıcıları anlattığında çok daha etki ediyor çocuklar üzerine özellikle. Meslek değiştirerek sonradan masal anlatıcı olunabilir mi? Ya da mesleğe ek olarak bu iş yapılabilir mi? Ha, meslek değiştirerek sadece bunu yapabilirler, evet. Ama mesleğin dışında yanında bunu da yapabilirler. Bunu yapan birçok arkadaşımız var. Ama dediğim gibi temelinde şu var. Ben masal anlatıcı oldum çünkü online bir şey eğitimini aldım ya da şu sertifika programına gittim, şu kadar sertifikam var diyerek masal anlatıcısı olunmaz. Tekrar söylüyorum. Ya mesleğini bırakıp bu işi de yapacaklarsa yahut mesleğin yanında anlatıcılık da yapmak istiyorlarsa, masal anlatıcılığı da yapmak istiyorlarsa ne olurlarsa olsun masal dinlesinler, anlatmaya devam etsinler ve anlattıkça kendilerini keşfetmek için kendileriyle yüzleşmeye çalışsınlar. Avantajları ve dezavantajları var mı bu mesleğin? Neler sana göre bunlar? Avantajı şu, dediğim gibi günümüzde çoğu kez kendimize bakamıyoruz. Masal ayna tutuyor bizi, kendi gerçekliğimize. Bu yüzden benim aynam masal. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Dezavantajları, anlatabilmek için belli mekanlar bulmakta zorlanabilirsin. Kendini tanıtmak için zorlanabilirsin. Organizasyonları yaparken yorulabilirsin. Pes edebilirsin. Para kazanmıyorsun diye umutsuzluğa düşebilirsin. Bunlar tabii ki büyük dezavantajları. Gökçe, yarım bıraktığın, tamamlayamadığın bir masal seansı oldu mu? Geçen sene Ordu'da Yasonburnu'nda masal gecesi düzenledik. Yusuf Ali Züleyha'yı anlatıyorum. Ordu'da bir kilisenin, Yasonburnu'ndaki kilisede anlatıyorum. Çok keyifliyiz, çok demlendi masal. Yusuf ile Züleyha'nın o aşkı geçti karşı tarafa. Bir de zor bir masaldır çünkü çatışma yok. Çok ruhsal bir masal. Pat, şarteller gitti, elektrikler. Karanlık oldu. Aa falan diye sesler çıktı. Biraz sonra dedim ki merak etmeyin dedim. Hemen dedim toparlayacağım dedim.
mum yakalım falan dediler, mum yaktılar. Tam eski masal gecesi gibi etrafımızda bir sürü mum oldu bir anda. Keşke en başta yapsaydık. Aydınlatma vermişiz, o kadar uğraşmışız. Şartel atınca. Sonra mum yaktık, böyle bir sürü mum oldu. Tamam dedim arkadaşlar, karanlık da oldu, sizi çok tutmayacağım, toparlayacağım. Çok uzun bir masal. Hayır, 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 biz çok rahatız, çok iyiyiz, lütfen hiç kısa kesme, devam et dediler. Hayatımın en keyifli masal gecesiydi o. Peki yaptığın işle ilgili hiç olumsuz, komik ya da ilginç bir olayla karşılaştın mı? Gaziantep'te masal anlatıyorum. Yetişkin masal gecesi yazmışız. Allah'ım, bebeğini kapan gelmiş. Yetişkin masal anlatacağız. Yani bebek elinde, öbürü elinde, arkadan iki tane geliyor. Dörtlü çocuk böyle haldır huldur içeri giriyorlar. Masalı anlatmaya başladım, hadi neyse. Tekrar bir grup geldi, geç kaldık, ay kusura bakmayın diye. Yani anladın mı? Bölündükçe bölündük. En son dedim ki ben niyet ettiğim masalı anlatmayacağım. Kitle yetişkin olacaktı ama yetişkinden daha çok çocuğumuz var. Çocuk masalı anlatacağım deyip çocuk masalına dönmüştüm. O da çok komikti. Başlarım lan böyle işe dediğim bir olay oldu mu? Başlarım ya bu işe dedim. İlk başladığımda. Şu oldu. Şimdi dedim ben artık tamam, yani eğitim veriyorum, masalı kullanıyorum. Bir de böyle bir gece yapayım, masal gecesi. Ama çok heyecanlıyım. İstanbul'da beni kimse tanımıyor. Neyse, bir arkadaş aracılığıyla onun Moda Dans diye bir yeri vardı Moda'da. Orada buluştuk. Hani umudum da şey, oraya gelen öğrenciler ilgisini çeker, işte gelirdi. Ders var, belki hani gelir, Allah'ım herkese neredeyse yalvarmak zorunda kaldık. Bir kişi bilet almamış. Bir kişi bak, bir kişi bilet almamış. Bembeyaz oldum, teller aktı, o kadar hazırlanmışım, heyecanlıyım, daha yola yeni çıkacağım. Hiç unutmuyorum, yani eşim yanımdaydı. Ya başlarım bu işe ya dedim. Baksana bu yapılır mı bana dedim ama ya. Buradan da mı olmayacak dedim. Ağladığımı bile hatırlıyorum, çok üzülmüştüm. Gittim dersin sonuna çıkanlara, ben masa anlatacağım dinler misiniz dedim. İlk başta beni böyle sevecenliğimden ya da içtenliğimden kıramadı 4-5 kişi. Sonra orada çalışan 4-5 kişi de geldi. Şükür 10 kişi olduk. İlk masal gecemi 10 kişiyle böyle tamamlamıştım. Ama başlangıçta bir tek bilet satılmadan başlarım ya bu işe dediğim o ruh halim, sonrasında kendime güvenerek hayır ben anlatacağım, ne olursa olsun anlatacağım deyip ücretsiz anlatmayı göze alışım. Pes edip gidebilirdim, gitmedim. Ve gecenin sonunda paylaşmanın getirdiği huzur benim kazancımdı. Meslek olarak yapılır mı bu iş gerçekten? Meslek olarak yapılır. Bunu yaparken atölyeler haline getirmek lazım. Mesela bir resim öğretmeni masal eğitimi alarak resim atölyesini masalla birleştirebilir. Bir edebiyat öğretmeni edebiyat öğretirken masalı kullanabilir içinde. Ama tek başına masal eğitimi, eğitmenliği ya da masal anlatıcılığı yaparak sadece buradan geçineceğim diyorlarsa kolay gelsin. Şansları bol olsun. İnşallah olur, bilemem. Kimin nasibi nerededir bilemem ama çok da umut vermek istemiyorum. Çok gönül işi. Masalı kendi gerçekliğimiz için kullansak çok daha gerçekçi olur diye düşünüyorum. Bu işi yapmak isteyenlere, bu işe gönül verenlere ya da düşünenlere neler tavsiye edersin? Masal bu ya deyip geçmemelerini, derinlere dalmalarını, cesaretli olmalarını, tıpkı bir masal kahramanı gibi kendi hayatlarındaki ejderhalarla yüzleşmelerini, masalları da o ejderhaları görebilmek için kılavuz gibi kullanmayı öğrenmelerini tercih ederim, tavsiye ederim. Onun dışında da inandığı bir anlatıcıdan eğitim almalarında fayda var. Çünkü o onların yol göstericisi olacaktır. Ama ustalarını taklit etmek değil ya da eğitmenlerini taklit etmek değil, masalı ayna gibi kullanmalarını tavsiye ederim. Gökçe, bu güzel, samimi ve keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sürçülisan ettiysem affolsun.